Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyal-i Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Belki de bugün bu cümleyi son kez kuracağım. Çünkü Haşir Risalesi'nin en son metni olan Zeyl'in 5. parçasına geldik. Bu metin kısa bir metin. Toplamı söz basımı mizampajına göre bile, ki bu sayfa altı sözlüğü nedeniyle neredeyse yarım sayfaya düşüyor. Orada bile en fazla bir sayfa kadar bir metin. Yarısı burada, yarısı orada kalmış. Bu metni bir baştan sona okuyacağız. Ondan sonra ince tefekkürünü yapmaya çalışacağız. Ve inşallah böylelikle Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle, Haşir Risalesi ile vedalaşmış olacağız. Haşir Risalesi yaklaşık 93 sayfa falandı galiba. 90 küsür sayfaydı. Yine söz basımı mizampajına göre söylüyorum. Başlarken ne zaman biter falan dedik. Hamdolsun Allah'a belki bir yıla yakın bir süre konuştuk bu derslerde Haşir Risalesi'ni. Ama nihayetinde bitti. Cenab-ı Hak azımızı çoğalsaysın. Elbette bizim anlattığımız, buradan alabildiğimiz ne ki? Çok azdır. Zekatıdır. Ancak işte karıncanın da safı belli olsun kabilinden bu dersleri yapıyoruz. Size anlatırken ben de çok şeyi hatırlıyorum, öğreniyorum. Hatta farkına vardırılıyor. Cenab-ı Hak lütfediyor, belki orada o an açılıyor o manalar. Bana da nakşediliyor. Hem size ikram oluyor hem bana ikram oluyor. Allah'a hamdolsun yani. Böyle bir okuma yapmayı ben çok isterdim. Nasip bu zamanaymış. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Muhaddis Sufiler diye bir kitap okuyorum. Rıhle kitaptan çıkan. Hadis ilmiyle uğraşmış Sufileri anlatıyor. Onların hayatlarından kısaca bilgi veriyor. Bazılarının şeyi var, şimdi kitabı yanıma almadığım için onu nakledemeyeceğim size. Diyor ki işte 2 günde, 3 günde, 1 günde Kur'an'ı hatmederdi. Normalde hatmi vardı. Yani Allah dostlarından bazılarının böyle şeyleri varmış. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun, şefaatlerine bizleri nail etsin. Bir de diyor manasını anlamak için ya da işte yeni manalar idrak etmek için bir hatmi vardı. Onu ölünceye kadar bitiremedi diyor. Bir normal hatmi var. Onu her gün bazen 2-3 günde bir bitiriyor o Allah dostu. Ki birkaç tanesi için bu böyle anlatılıyordu. Bir de hatmi var. O hiç bitmemiş. Ölene kadar bitmemiş. O ne? Kur'an'dan o manaları çıkarmaya çalışıyor. Anlamaya çalışıyor. Tam derk etmeye çalışıyor. Allahu alem, öyle bir sır var o hatminde. O diyor vefat edene kadar bitmedi. Şimdi Cenab-ı Hak da bize külliyat okumayı bahşetti, lütfetti. Evet, buradan çok manalar anladık ama bir de böyle gıdım gıdım ilerlediğimiz, üzerinde dura dura gittiğimiz bir tam okumayı henüz başaramadık. Cenab-ı Hak inşallah bu vesileyle, sizin vesilenizle bana da lütfeder. Şükrederiz Allah'a. İnşallah bu okumaları sözler, mektubat, lemalar, bütün külliyatın tamamında hitamı erdirebiliriz diye umuyorum. Elbette tevfik, hidayet, nur Allah'tan, biz de onun yardımını dileriz. Pekala, uzatmayayım. Zeyl'in 5. parçasını okuyalım. Zeyl'in 5. parçası. Bir not var burada, söz basım koymuş. Hemen bakıyoruz. Bu kısım aynı zamanda 26. lemanın 5. ricasının haşirle ilgili bir parçasıdır. Bu kısım aynı zamanda 26. lemanın 5. ricasının haşirle ilgili bir parçasıdır. 26. lema neydi? İhtiyarlar Risalesi. Demek ki bu metin makam münasebetiyle oradan buraya transfer olmuş. Burada bir iş yapıyor mu? Burada da büyük bir iş yapıyor. Ben bu metinde büyük bir toplayıcılık görüyorum. Yani Haşir Risalesi'nden başının sonuna kadar, Haşir Risalesi'nin başından sonuna kadar, şimdi doğru ifadesi bu oldu. Ne yapıldı, ne tür deliller kullanıldı, ne argümanlar vardı? Bu metinde bir toplayıcılık var arkadaşlar. Haşir Risalesi'nin en ahirki parçasının bu olması da boşuna değil yani. O hepsinde ne oluyorsa bunda birkaç paragraf içinde toplanmış, özetle bize verilmiş, sanki dersin sonunda bir hüsnü hatime olarak, bak bunlar işledik aklında kalsın gibisinden söylenmiş
Nasıl Kur'an'ın sonunda Nas ve Felak sureleriyle bize Kur'an'ın sırrı özet olarak, çünkü Kur'an bir sığınmadır aslında, istiazedir. Yani kulluğun kendisi bir istiazedir. Biz şeytandan, nefsimizden Cenab-ı Hakk'a istiaze ediyoruz. Kur'an da istiaze sırrını öğreterek bitiyor gibi gibi. Burada da Üstad Hazretleri Kur'an'dan mülhem olarak, elbette ondan ders alarak, sünnetten ders alarak, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den ders alarak böyle bir şeyi burada yapmış diye düşünüyorum ben. Allahül Alem. Şüphesiz mürşitlerimizin hangisine baksak diğerlerinin iz düşümlerini görürüz. Bediüzzaman Hazretleri'nin metinlerinde İmam-ı Gazali Rahmetullah Aleyhin, İmam-ı Rabbani Rahmetullah Aleyhin, Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahmetullah Aleyhin metinlerinin, hatta İbn Arabi Kuddisi Sırruh'un metinlerinin izleri çok vardır. Burada da elbette izler vardır diye düşünüyorum. Pekala. Zeyl'in 5. parçası. Evet, nasıl hadisle Nevi Beşer'in en mümtaz şahsiyetleri olan 124 bin enbiyanın icma ve tevatürle kısmen şuhuda ve kısmen hakkal yakine istinaden müttefikan ahiretin vücudundan ve insanların oraya sevk edileceğinden, bu kainat halikinin kat'i vaat ettiği ahireti getireceğinden haber verdikleri gibi, onların verdikleri haberi keşf ve şuhud ile ilmel yakin suretinde tasdik eden 124 milyon evliyanın o ahiretin vücuduna şehadetleriyle ve bu kainatın sani hakiminin bütün esması bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle bir alimi bekayı bilbedahi iktiza ettiklerinden, yine ahiretin vücuduna delaletiyle ve her sene baharda ruh-i zeminde ayakta duran had ve hesaba gelmez ölmüş ağaçların cenazelerini emr-i künfeyekün ile ihya edip bahsuba del mevte mazhar eden ve haşir ve neşrin yüz binler numunesi olarak nebatat taifelerinden ve hayvanat milletlerinden 300 bin nevileri haşir ve neşreden hadsiz bir kudret-i ezeliye ve hesapsız ve israfsız bir hikmet-i ebediye ve rızka muhtaç bütün ziruhları kemal-i şefkatle gayet harika bir tarzda iaşe ettiren ve her baharda az bir zamanda had ve hesaba gelmez enva-ı zinet ve mehasini gösteren bir rahmet-i bakiye, bir inayet-i daime, bilbedahe ahiretin vücudunu istilzam ile ve şu kainatın en mükemmel meyvesi ve Halik-i kainatın en sevdiği masnu ve kainatın mevcudatıyla ve en ziyade alakadar olan insandaki şedid, sarsılmaz, daimi olan aşk-ı beka ve şevki ebediyet ve amal-i sermediyet bilbedahe işaret ve delaletiyle bu alemi faniden sonra bir alemi baki ve bir dar-ı ahiret ve bir dar-ı saadet bulunduğunu o derece kat'i bir surette ispat ederler ki, dünyanın vücudu kadar bilbedahe ahiretin vücudunu kabul etmeyi istizam ederler. Buraya kadar tek bir cümle okuduk arkadaşlar. Burada bir haşiye var. Evet, sübuti bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nefyetmenin gayet müşkül olduğu bu temsilden görünür. Şöyle ki, biri dese, meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe küre-i arz üzerinde vardır. Diğeri dese yoktur. İspat eden yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını ispat eder. İnkar eden adam, nefyini ispat etmek için bütün küre-i arzı görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Aynen öyle de cenneti ihbar edenler, yüz binler tereşşuhatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden kat-ı nazar, iki şahid-i sadıkın sübutuna şehadetleri kafi gelirken, onu inkar eden, hadsiz bir kainatı, hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eledikten sonra inkarını ispat edebilir, ademini gösterebilir. İşte ey ihtiyar kardeşler, imanı ahiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız.
Devam ediyoruz ana metne. Çok az kaldı. Madem Kur'an-ı Hakîm'in bize verdiği en mühim bir ders imanı bil ahirettir ve o iman da bu derece kuvvetlidir ve o imanda öyle bir rica ve bir teselli var ki 100.000 ihtiyarlık bir tek şahsa gelse bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir. Biz ihtiyarlar elhamdülillahi ala kemalil iman deyip ihtiyarlığımıza sevinmeliyiz diyor ve metin burada bitiyor. Böylece Haşr Risalesini okumakla olsun bitirmiş olduk. Tekrar başa dönelim. Ne yapıldı bu metinde? Başta biraz bahsettim. Haşr Risalesinde her ne yapılmışsa ya da külliyat içinde Bediüzzaman Hazretleri haşr mevzuunda her ne argüman kullanıyorsa burada hepsine bir işaret çakılmış. Hepsine bir parmak gösterilmiş. Şimdi ilerlerken fark edeceksiniz cümle o kadar uzun ki cümlenin parçalarının her birisi bir şeye, bir fonksiyona, bir argümana işaret ettiği için bu metin uzamış. Belki okurken siz de dediniz ya bunun sonu gelmeyecek mi? Şunu bir bölelim de anlayalım. İnsan bir şeyi bölerek, parçalayarak anladığı için böyle uzun cümleler şimdi bizim beynimize zor geliyor. Ya bu kadar uzun, bu nasıl anlaşılacak falan. Çünkü günlük hayatta kısa cümlelerle haberleşiyoruz. Ama hakikatinin büyüklüğünden dolayı böyle olmuş. Anlamanın yolu da parçaları tek tek ele almak. Bismillah. Okuyalım. Evet, nas-ı hadisle, yani hadisin hükmüyle. Bu nas mevzusu son günlerde çok tartışma konusu oldu. Erdoğan da nas kelimesini kullandı. Bazıları bunun nas'ı, nas suresindeki nas olduğunu düşündü. Hayır arkadaşlar, o nas insanlar demek, bu nas hüküm demek. Nas-ı hadisle, yani Erdoğan hükmü kastediyor idi. Evet, nas-ı hadisle nevi beşerin, insan türünün en mümtaz şahsiyetleri olan 124 bin enbiyanın, bu yani 124 bin enbiya, 124 bin peygamber nereye dayanıyormuş? Müsnet'te geçiyormuş, bir rivayet varmış, Mişkatül Mesabih'te varmış. İbn-i Kayyim el-Cevzi'nin Zadül Mead'ında varmış. Yani onda da geçen ifadeler şeymiş, bu bilgiymiş. 124 bin peygamberin olduğu. Allahu alem. Nevi beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan 124 bin enbiyanın icma ve tevatürle, yani icma, üzerinde ittifak edilen bilgi, üzerinde ittifak edilen ne diyelim haber ya da hüküm. Burada ne diye verilmiş ona da söyleyeyim. Fikir birliği diye verilmiş. Ama icmanın terminolojik anlamı biraz daha şeydir. Hadiste icma nedir, fıkıhta icma nedir? Belki bunların da alt dalları vardır. Mesela tevatür hadis ilminde başka, fıkıh ilminde başka karşılıkları var. Yani yakın ama tam da aynısı değil. İcma ve tevatürle kısmen şuhuda ve kısmen hakkal yakine istinaden müttefikan ahiretin vücudundan ve insanların oraya sevk edileceğinden ve bu kainat Halık'ın kat'i vaat ettiği ahireti getireceğinden haber verdikleri gibi. İşte bir durduk. İlk argüman bu. Neymiş? Evet, nas-ı hadisle, hadisin hükmüyle insanlığın, nevi beşerin en mümtaz seçkin şahsiyetleri olan 124 bin enbiya yani peygamberler İcma, hepsi fikir birliği ederek, hepsi aynı hükmü belirterek, hepsi üzerine el koyarak, parmak basarak böyledir diyerek ve tevatür, o da aynısı. Yani yalan üzerine ittifak etmesi mümkün olmayan bir cemaatten gelen haber demek tevatür. Bizdeki gibi söylenti manasına gelmiyor. İşte biz de biraz tevatür diyoruz söylenti gibi. Halbuki tevatür hadis ilminde, fıkıh ilminde kesin haber manasına geliyor. Düşünün ki öyle bir cemaat var, cemaatin her bir ferdi çok doğru sözlü ve onların topyekün hepsinden o haber gelmiş. İşte namazın beş vakit oluşu mesela, tevatürle sabit gibi gibi. İcma ve tevatürle kısmen şuhuda, şuhud yani Allah dostlarının şahitlikleri, bizim gördüğümüz kadarından ibaret değil alem. Allah dostları daha fazlasını da görebiliyorlar. İşte onların şahitlikleri şuhud. Biz de hani tecrübelerimizde bir şeyler diyoruz mesela. Allah'ın şu hükmü hakmış arkadaş, ben bunu yaşayarak gördüm diyoruz. Bu da bir şahitlik ama Allah dostlarınınki daha üst bir şahitlik oluyor.
Kimisi mesela zikrullahı duyuyor canlılardan. Ve kısmen hakkal yakine istinaden. Hakkal yakin, imanın üst mertebesi. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Yani hep o örnek verilir. Mutfakta yemek olduğunu öğrenmek ilmel yakin bilgidir. Biraz yaklaşıp kokusunu falan almak aynel yakin bilgidir. Gidip kaşıklayıp ağzınıza attığınızda evet bu bilgi artık hakkal yakin olur. Çünkü yemeği artık bizzat daha fazla bir şekilde şahidi olmuş olursunuz yemeğin. Çok daha ileri derecede bir kesinlik bilgisine ulaşmış olursunuz. Hakkal yakin burada işte en üst derece kesinlik bilgisine karşılık geliyor. Veya işte ateşle ilgili verilir bu örnek. İleride parıltısını gördünüz ilmel yakin. Gittiniz dumanlı falan gördünüz işte ateşliğini daha iyi gördünüz. Aynel yakin. Elinizi ateşe soktunuz hakkal yakin. Yani onun kesin ateş olduğunu bildiniz artık. Kısmen şuhuda ve kısmen hakkal yakine istinaden müttefikan ittifakla beraberce ahiretin vücudundan, varlığından ve insanların oraya sevk edileceğinden ve bu kainat halıkının kat'i, kesin bir şekilde vaat ettiği ahireti getireceğinden haber verdikleri gibi. Peygamberlerin neden Müslüman hayatının ayrılmaz bir parçası olduğuna buradan da bir işaret gösterelim. Peygamberlere iman ettiğimiz zaman biz onlarla gelen ortak bilgiye de iman etmiş oluyoruz. Yani onların şahitliğini kabul etmiş oluyoruz bir nevi. Ve biz din diye, İslam diye her neyden bahsetsek bu geçmiş asırlarda da peygamberlerin tasdiklerine sahip bir şey oluyor. Şimdi mesela işte konu getirdi bizi buraya. Gerçi onu ayrı bir program yapmayı düşünüyordum. Celal Şengör'ün Nasipsiz'in işte Hazreti Musa'ya aleyhisselam, Hazreti İsa'ya aleyhisselam falan da inkar ediyor galiba. Onlar yaşamamıştır falan diyor. Şimdi niye böyle bir yola giriyor o adam? Onun o yola girmesinin sebebi onların şahitliğinin de hakikate dair olması. Yani İsa aleyhisselam var bir mesajla gelmiş. İşte Musa aleyhisselam var bir mesajla gelmiş. İbrahim aleyhisselam var bir mesajla gelmiş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var bir mesajla gelmiş. Şimdi adam bu şahitleri biriktikçe bundan rahatsız oluyor. Çünkü kendisi ateist, materyalist bir adam. Ne diyor yani bunların inkarı, mesela Peygamber Efendimiz'i inkar etse ama arkası var. Hristiyanlar İsa aleyhisselamı kabul ediyor. İşte Yahudiler Musa aleyhisselamı kabul ediyor. Bir şekilde bu nübüvvet hakikati devam ediyor. O zincirden bir tanesini koparmakla eline çok bir şey geçmeyecek. Yani o nübüvvet hakikati geliyor oradan. Ve onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da destekliyorlar. Gerek onların ne kadar muharrefte olsa metinlerinde yer alan işaretler, gerek onların dinlerindeki ne kadar muharref olsa da kalan o kutsiyet, o azıcık da kalmış olsa semavilik, bizim dinimizin hak olduğunu tasdik ediyor. Bizim dinimiz onların o muharrefliklerini tedavi ediyor zaten hak din olduğu için. Adam burada o yola giriyor. Bak burada da Üstad Hazretleri onu delil olarak sevk etti. Bu kadar peygamber gelmiş, bu kadar mesaj insanlığa ulaşmış, bu tarihe mal olmuş, toplumlara mal olmuş, işte ne diyelim kıssalara mal olmuş. Gelmiş bu bilgi, onlarla beraber o bilgi. Şimdi hepsi demişler ki ahiret var. Bu da yani bir şey değil mi? Hani kuvvetli bir delil değil mi? Hem Müslümanlıkta hem işte ne kadar muharref olsa Hristiyanlıkta, ne kadar muharref olsa Yahudilikte ve diğer mesela nübüvvetle bağı olan, hala işte kopmamış olan diyelim ya da peygamberin mesajı bir şekilde içinde kalmış olan şöyle böyle muharref diğer inançlarda hala ahiretin olması ya bir şey hissettirmiyor mu insana? Ya bunun bir hakikati var galiba diye hissettirmiyor mu? Mesela Urartular, bize bunu ortaokulda öğretmişlerdi. Urartular eşyalarıyla gömerlermiş insanları. Niye? Dirilecek diye. Dirildiğinde eşyalarını yanında bulsun. Bak inanıyor. Firavunlar mesela demek ki onlara da ulaşmış. Ne yapıyorlardı? Mumyalayıp gömüyorlardı. Ne için? Kalktığında bedeni sağlam olsun falan. Bak onlarda da var o şey. Ne kadar bozulmuş olursa olsun bir ahiret akidesi insanlığın içinde yaşamış gelmiş. Elbette bunun ışığını yakan çakan da peygamberler aleyhisselam. Ve onların da bu tasdiki bir zincir şeklindeki bu davaya inançları, savunmaları, haber verişleri
bir delil. Evet, nasıl hadisle Nebi Beşer'in en mümtaz şahsiyetleri olan 124 bin enbiyanın icma ve tevatürle kısmen şuhuda ve kısmen hakkal yakine istinaden, kısmen şuhuda, mesela Miraç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görmüş mü? Görmüş. Cenneti cehennemi görmüş. İşte ahirete şahitlik bu. Kısmen de hakkal yakine istinaden diyor. Evet, imanları da var çünkü kesin delillerine ulaşmışlar. Müttefikan ahiretin vücudundan ve insanların oraya sevk edileceğinden ve bu kainat Halık'ının kat'i vaat ettiği, kesinlikle vaat ediyor. Böyle bir şey yaratacağım diye bütün kutsal metinlerde, kutsi metinlerde bu vaat var. Öyle böyle var. Getireceğinden haber verdikleri gibi, devam ediyoruz şimdi metne. İlk kısmı anladık. Onların verdikleri haberi keşf ve şuhud ile ve ilmel yakin suretinde tasdik eden 124 milyon evliyanın o ahiretin vücuduna şehadetleriyle ve bu kainatın sani hakiminin bütün esması bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle, hızlı gittik, yukarı tekrar dönelim. Peygamberler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce böyle bir şey olacak diye hep beraber haber verdiler. Bir, bitti mi? Hayır. Efendimiz'den sonra da Aleyhisselatü Vesselam Allah dostları, bak burada söyledi. Onların verdikleri haberi keşif ve şuhud ile, işte Allah dostlarının keşifleri oluyor, manevi açılmalar oluyor, kalp gözlerine görünenler oluyor, manevi alemlerde gezdirilmeleri oluyor. Keşif ve şuhud ile, yine şahitlikle bir derece, ilmel yakin suretinde, yukarıda hakkal yakin demişti peygamberlerin imanına, burada ilmel yakin suretinde, yani ilmen bildirildi onlara. Cennetin, cehennemin varlığı, ahiretin olacağı. Yani imanda dedik ya, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin, bunlar derece farkı var. Suretinde tasdik eden 124 milyon evliyanın, 124 milyon evliya, Allah dostu, Efendimizin ümmetinden. Allah hepsinden razı olsun, hepsinin şefaatine bizlere nasip eylesin. O ahiretin vücuduna şehadetleriyle ve bu kainatın, burada mola verelim, o ahiretin vücuduna şehadetleriyle diyelim. Ya düşünün arkadaşlar, haşa sümme haşa, 100 bin kere haşa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyelim ki bir şey uydurdu, haşa sümme haşa, bir yalan söyledi, bir cerbeziciydi, bir oyuncuydu. Yahu ümmetinden bu kadar dahi yetişmiş, yani bunlar mesela İbn-i Sina'lar, işte İmam-ı Gazali'ler, İmam-ı Rabbani'ler, Abdülkadir Geylani'ler vesaire vesaire, bu insanların eserlerine baktığınız zaman, toplumdaki tesirlerine baktığınız zaman, ilimlerini, onlar hakkında anlatılanlara baktığınız zaman böyle kolay kolay katakülliğe gelmeyecek insanlar. Yani herkesin artık dehalarını, ilimlerini, otoritelerini kabul ettiği dahiler. Yahu bunların hiçbiri mi uyanmamış ya? Niye bu kadar hayran olmuşlar bu insanın aleyhissalatü vesselam? Haşa sümme haşa, 100 bin kere haşa. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle düzmece bir peygamber olsaydı, ya hiç mi uyanmazlar demezlerdi ya arkadaş, bu biz bu kadar zekiyiz, bu kadar alimiz, bu kadar bilgiliyiz ama bak bunların dediklerinde şey yok, iş yok, tutarlılık yok falan. Hayır, görüyorsunuz her birisi ona gönül vermiş, aşık olmuş. Onun beyan ettiği hakikati ancak şerh etmeye çalışmışlar. Bize izah etmeye çalışmışlar. Kendileri diyorlar bu daha da yüksek bir şey, daha da ulu bir şey. Onun makamı hepimizin başında bir şey. Ama işte biz şu kadarını anladık, şu kadarını size anlattık. İşte hissemiz bu kadarmış. Cenab-ı Hak daha fazla anlamayı nasip eylesin, onun şefaatine bize nail eylesin falan. Bizim ulemamızın kullandığı dile baktığınız zaman yahu hepsi diyorlar ki yani bir nevi bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim pirimizdir, önderimizdir. Onun öğrettiği hakikat hepimizin başından yücedir. Biz oraya ancak ulaşmaya çalışıyoruz da bir nebze nasip olursa yetişebiliyoruz ancak. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri'nin burada kullandığı dil de hep odur. Ya bu bile bir şey değil mi? Yani bu kadar insan, hatta düşmanları, hatta işte bu zamanın kafir filozofları bile diyorlar ki yani bak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın işte getirdiği hakikatte tutarlılık var, gerçeklik var. Bak şu olayı var, mesela Yahudi bir kadın var, şeyi anlatıyor. Efendimiz'e ilk vahyin gelişini anlatıyor. Diyor yani çok tutarlı bir sahne diyor. Yani o yaşananları, videosu vardır, bulursunuz. İlk vahyin geliş anından kadın kendince şey çıkarmış. Yani bu
kurmaca bir şey değil, bu gerçek bir sahne diye çıkarmış. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çağdaşı Abdullah bin Selam radıyallahu anh, yüzünü görmekte bu yüzde yalan olmaz demiş, Müslüman olmuş. Şimdi bu kadar delil, bu kadar şey arkasında birikmiyor mu Efendimiz'in nübüvvetinin? Birikiyor. Üstad bizi ondan haberdar etti. Öncesinde nübüvvet hakikati var, sonrasında Allah dostlarının hakikati var. Onların da ayrıca şahitliği neye? Ahirete. Çünkü ahirete de onlar şahit olmuşlar. O bilgiyi tasdik etmişler ya da. Devam ediyoruz. Ve bu kainatın sani hakiminin, hikmetle ve sanatla yaratanının bu kainatı, bütün esması, isimler, Allah'ın isimleri, bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle, yansımalarıyla bir alemi bekayı, sonsuz alemi bilbedaha iktiza ettiklerinden. Bak, Cenab-ı Hakk'ın isimleri sonsuz mu? Sonsuz. Sahibi Allah çünkü. O zaman o isimlerin sonsuz bir mahalli de olacak. Tecelli mahalli, yansıma mahalli. Yani Cenab-ı Hakk'ın ismi bitmediğine göre, haşa sümme haşa, o ismin tecellisi de bitmez. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bitmediğine göre, o rahmetin ikram ediciliği de bitmez. Cenab-ı Hakk'ın cemali bitmediğine göre o güzelliğin yansıması da bitmez. Bizim alemimiz ama bitiyor. Fani bir alemdeyiz. O halde sonsuz bir alemde bunun yansımaları devam edecek. Tecellileri, ikramları tabii kendi şanlarına layık şekilde, daha şiddetli bir şekilde cennetliklere, cehennemliklere hem celali hem cemali isimlerinin tecellileri devam edecek. İktiza ediyorlar diyor. Evet, o isimler sonsuzsa tecelliler de sonsuz olmalı. Baki'nin aynesi baki olmak lazım gelir. Bediüzzaman Hazretleri bir yerde diyor, baki'nin aynesi baki olmak lazım gelir. Çünkü ayna kalktı mı baki tecelli etmeyecek olur. Halbuki baki tecelli etmek istiyor. O zaman aynası da baki olacak. Yine ahiretin vücuduna delaletiyle, işaretiyle yani, ve her sene baharda ruh-i zeminde, dünya yüzünde yani, ayakta duran, had ve hesaba gelmez ölmüş ağaçların cenazelerini emri kün feyekün ile ihya edip, her baharda gördüğümüz dirilişi anlatıyor, ba'su ba'del mevte, öldükten sonra dirilmeye mazhar eden ve haşir ve neşrin yüz binler numunesi olarak nebatat yani bitkiler taifelerinden ve hayvanat milletlerinden 300 bin nevilere haşir ve neşreden, bitkilerin haşri var, bir de işte sinek gibi, böcek gibi ya da bilmediğimiz daha nice türlerin kışın kaybolduktan sonra yazın tekrar ortaya çıkması var. Hem de ne çoklukta, ne yüksek sayılarda. İşte sineklerin bir senede haşr olan miktarı diyorlar, tekrar diriltilen, yaratılan miktarı insanlığın bütün toplamından fazla. Öyle yaratıyor Allah. Bir güçlük var mı bu mevzuda? Yok. Sinek ki ne sanatlı, incesine indiğiniz zaman ne kadar detaylarında ne girift şeyler var, sanatlar var. Evet, haşir ve neşreden hadsiz bir kudreti ezeliye ve hesapsız ve israfsız, hesapsız ve israfsız. Bunlar beraber olur mu? İnsanlıkta olmaz ama Allah'ta olur. Cenab-ı Hak hem yani kudretinde sınır olmadığı için hesapsız yaratıyor. Sanki bize öyle geliyor, görünüş öyle bize göre yani. Yani böyle o kadar bollukta. Adam hesapsız harcıyor dediğimiz zaman biz ne diyoruz? Çok böyle bol harcıyor, bol keseden harcıyor gibisinden diyoruz. Cenab-ı Hak hem hesapsız harcıyor, o kadar bollukta yaratıyor ki. Her sene yarattığı şeyleri düşünün. Bitki nevinden, hayvan nevinden. Ama israfsız da. Ya bu boşuna gitti, şu ziyan oldu da diyemiyorsun yani. Hepsi yerli yerinde, gerekli şekilde. Bir hikmeti ebediye, rızka muhtaç bütün ziruhları kemali şefkatle gayet harika bir tarzda iaşe ettiren, besleyen, doyuran ve her baharda az bir zamanda had ve hesaba gelmez enva-ı zinet, süs eşyası, süs türleri ve mehasini ve güzellik türleri diyelim, gösteren bir rahmeti bakiye ve bir inayeti daime bilbedahe ahiretin vücudunu istilzam ile. Bak, geriye dönüyoruz yine. Cenab-ı Hak bütün varlığı yaratıyor. Her baharda tekrar bir varoluş gerçekleştiriyor. Onun dışında ne gösteriyor? Oradaki yaratıştaki bollukta, israfsızlıkta, acizlerin rızıklarının karşılanmasında, onlarda gösterilen hiç gerek olmadığı halde çiçeğin güzel olmaya mecburiyeti mi var? Meyvenin
hoş kokmaya mecburiyeti mi var gibi gibi hiçbir mecburiyeti yokken o kadar güzel olan şeyler Cenab-ı Hakk'ın sonsuz bir rahmeti olduğunu gösteriyor. O rahmet ve o inayet yani Cenab-ı Hakk'ın muvaffak edişi, lütfedişi, yardım edişi bu ikisi gerektirir ki ya insanlığa da o fanilik karşısında yardım etsin. İnsanlar fani olmasınlar, yok olup gitmesinler, varlık yokluğa gitmesin. Madem bu kadar bizi hayatta tutmaya, varda tutmaya, dünyada yaşadığımız süreçinde görüyoruz, tabiri caizse çalışıyor Cenab-ı Hak, ya o halde bizi hiçliğe atar mı? Böyle bir rahmet bize kıyar mı? Böyle bir inayet bize kıyar mı? Kıymaz elbette, mutlaka bunun bir devamı olacak. Yoksa o şey tersine döner. Sonsuz rahmeti var ama hiç kimseye hayat hakkı vermiyor. Ya bu bir zıtlık. Mesela şey gibi işte, çok cömerttir ama bir kimseye bir lirasını vermez. Ya bu nasıl cömertlik dersin? Değil mi? Yani böyle bir şey olur mu dersin? Bir zıtlık oldu. Cem-i zıddeyn oldu yani. İki zıttı beraber bir şeyde toplamış gibi oldun. Öyle de Cenab-ı Hak hem sonsuz rahmet sahibi diyorsun eserlerinden bakarak hem de diyorsun ki ya her şeyi hiçliğe atacak. Olmaz bu ikisi beraber. Rahmet sahibi ise hiçliğe atmaz. Çünkü hiçlik çok acı verici bir şey. Zaten acı dediğimiz şey hiçliğin bize gelen haberlerinden kaynaklanıyor. Mesela hastalanıyoruz değil mi? Bu hastalık acı veriyor bize. Niye acı veriyor? Çünkü fanilik o aslında. Faniliğin bizde bir tahatturu, bir küçük tecellisi. Yaşlanıyoruz, fanilik tecelli ediyor. Ne diyelim, yoruluyoruz. Bak bu fanilik kalmıyor sende demek ki enerji. Bu tecelli ediyor. Ayrılık, yine faniliğin tecellisi. Her şeyin aslında gittiği yer o hiçlik. Acıların toplamı hiçlik. Biz o acıları anlarda hastalık ile, musibet ile, ayrılık ile, ne diyelim, ihtiyarlık ile tecrübe ediyoruz. Yani acıların toplamı hiçlik. Biz onu bu dünyada faniliğin çeşitli şekillerinde tecrübe ediyoruz. Madem Cenab-ı Hak bu faniliğin çeşitli şekillerine karşı şifa veriyor, enerji veriyor, moral veriyor gibi gibi çok şekillerde bize yardım ediyor. En büyüğüne karşı da bize yardım edecektir. Onun rahmeti bunu iktiza eder. İnayeti daime bilbedaha ahiretin vücudunu istilzam yani gerektirir ile vücudun istilzam ile ve şu kainatın en mükemmel meyvesi ve Halık-ı kainatın en sevdiği masnu, sanatlı yaratığı ve kainatın mevcudatıyla en ziyade alakadar olan insandaki şedid, sarsılmaz, şedid şiddetli demek, sarsılmaz daimi olan aşkı beka, sonsuzluk aşkı ve şevki ebediyet, ebediyet şevki, heyecanı isteği ve amali sermediyet, sonsuzluk amelleri ve bilbedahe işaret ve delaletiyle bu alemi faniden sonra bir alemi baki ve bir dar-ı ahiret ve bir dar-ı saadet bulunduğunu o derece kat'i bir surette ispat ederler ki dünyanın vücudu kadar bilbedahe ahiretin vücudunu kabul etmeyi istilzam ederler. Yani insanda öyle özellikler var ki insan kendisi bizzat içine baksa, nefsine baksa, hakikatine baksa ya ben varsam bir sonsuzluk olmalı diyor. İnsanoğlu maddi varlığı itibariyle tamamen faniyattan yaratılmış değil mi? İşte ayağımızın ucundan tutun tırnağımızdan saçımıza kadar. Oradaki bütün mineraller, maddeler, amino asitler, proteinler, şunlar. En özüne indiğinizde karbon, hidrojen, çinko, işte atıyorum kalsiyum, fosfor, beyine falan işte lazım oluyor. İşte demir, kanda falan. Hepsi fanilik. Ya hepsi fanilikse insan haşa sümme haşa öyle değil ama hepsi fanilikten ibaretse insanın. O zaman bu insan sonsuzluğu nasıl biliyor? Yani alem bu kadarken bu insan nasıl alemin üstünde bir sezişle sonsuzluk diye bir şeyin farkına varmış? Elbette Cenab-ı Hakk'ın bizde yarattığı ruhta sonsuzluğu bilmenin sırrı var. İnsanoğlu sonsuzluktan haberdar edilmiş bir faniliktir. Evet arkadaşlar, altını çizelim. İnsanoğlu sonsuzluktan haberdar edilmiş bir faniliktir. Bu nedenle Cenab-ı Hak ona imtihan kapısını açmış, sonsuzluğu kazanma kapısını açmış ve işte oradaki amelleri en sevdiği masnu diyor. Değil miyiz biz Cenab-ı Hakk'ın, pardon şuradan geleyim, şu kainatın en mükemmel meyvesi değil miyiz?
Bizim yaptığımız yapan kim var? Yok. Yani üzerimizdeki sanat itibariyle de bir kemal var. Bir de bizim eylediklerimiz itibariyle de yani bizde bir kemal olduğu seziliyor. Başkalarının yapmadığı, başka canlıların yapmadığı şeyler yapabiliyoruz. Halik kainatın en sevdiği masnu, kainatı yaratan Halık'ın her en sevdiği masnu. Bunu nereden anlıyoruz? Süreci yönetmesinden anlıyoruz. Şimdi siz bir yerin idaresini kime verirsiniz? Patron olsanız en sevdiğiniz elemana verirsiniz. Bu iyi idare eder, bu güvendiğim de bir elemandır. Tasarrufu da iyi, işi biliyor falan. Bu ben gittiğim zaman bu idare etsin dersiniz değil mi? Veya işte müdür olarak bu vazife yapsın benim altımda dersiniz değil mi? La teşbih ve la temsil öyle değil ama insanoğluna Cenab-ı Hak sırrı imtihan gereği olarak değil mecburiyet, güç yetirememezlik haşa veya yönetim acizliği veya işte işinin başında duramama gibi şeyler haşa sümbaşa bunlar Cenab-ı Hak için mümkün olmayan şeyler. Onu böyle kusurlardan tenzih ederiz ama sırrı imtihan için bize bir alan açmış değil mi? Biz bu dünyada yapabiliyoruz bir şeyler. Cüz'i irademiz var. Hayır şer ortasında kaldığımız zaman şeri de seçebiliyoruz, hayır da seçebiliyoruz. Veya işte tasarruf ettiğimiz şeyler, işte dağları yıkıyoruz, yol yapıyoruz, şehirler kuruyoruz, neler neler, ormanlar gidiyor, denizler böyle oluyor. Cenab-ı Hak bize bir alan açmış. Bu belli ki bu alan bizim sevilmemizin sonucu. Yoksa bizi bu işin başına Cenab-ı Hak halife-i ruh-i zemin olarak vermezdi yani. İmtihandır bu, haşa Cenab-ı Hakk'ın acizliğinden değildir. Ama bir şeyi de gösterir, hakikati de gösterir, insanın onun katındaki kıymetini de gösterir. Ve kainatın mevcudatıyla vahiy bize indirmiş değil mi? Peygamberleri bize göndermiş. Bu da bir ilgidir, bu da bir kıymettir. Bir insan 100 kişi içinde bir kişiye çiçek veriyorsa dersin ki bu onunla özel ilgileniyor. Bize de bu kadar canlıların içinde Cenab-ı Hak, İnsanoğlu sana peygamber gönderdim, insanoğlu sana vahyimi, kelamullahı gönderdim diyorsa Cenab-ı Hak bu bir özel ilgidir, ehadiyet tecellisidir. Bizim kıymetimizi gösterir gibi gibi manalar. İnsandaki şedid, sarsılmaz, daimi olan aşk-ı beka hepimiz sonsuzluğu istiyoruz. Bunu daha fazla izah etmeye gerek var mı? Kim bir masalın sonunu 3 gün sonra kralla kraliçe ya da prensle prenses bu üç çizetli geçimsizlikten boşandılar diye okuyor. Sonsuza dek mutlu yaşadılar diye okuyoruz. Masal öyle masal oluyor bizim için. Mutluluk öyle tamam oluyor bizim için. Her neyi sevsek sonsuza kadar bizimle kalacakmış gibi seviyoruz. Sonsuzluk aşkıyla bağlanarak seviyoruz. Her ne yapsak sonsuza kadar kalacakmış gibi amaçlıyoruz. Eser yaptığımız zaman 2 gün sonra dağılacak demiyoruz mesela. Bu benden bir insanlık tarihine bir şey olsun falan gibi düşünüyoruz. Bir satır yazıyoruz, bir şiir yazıyoruz. Sanki hep kalacakmış gibi düşlüyoruz. En azından düş düzeyinde bu böyle. Evet. Aşk-ı beka, şevki ebediyet, sonsuzluk heyecanı ve amali sermediyet. İşte sonsuzluk için işlenen ameller. Burada ne diye verilmiş? Daimi emeller ve arzular. Yani insanoğlunun amelleri de sonsuzluğa bakıyor. 100 sene ömrümüz var. 100 sene ömrümüz olsa 100 sene güzel yemek yemeye çalışır mıyız? Çalışırız. 1000 sene olsa yine çalışırız. 10.000 sene yine çalışırız. Bak arzu kesilmiyor. Bu arzunun kesilmeyişinden şey de hissediliyor. Sonsuz bir şekilde bunun karşılığı da olacakmış gibi. Bu arzu varsa onun karşılığı olan sonsuzluk da varmış gibi. Mide varsa gıdası varmış gibi. Ciğer varsa oksijeni de varmış gibi bir karşı delillik oluşuyor burada. Evet, bir alemi baki ve amali sermediyet bilbedahe apaçık bir şekilde işaret ve delaletiyle bu alemi faniden sonra bir alemi baki ve bir dar-ı ahiret, ahiret yurdu ve bir dar-ı saadet, saadet yurdu evi bulunduğunu o derece kat'i bir surette ispat ederler ki dünyanın vücudu kadar bilbedahe ahiretin vücudunu kabul etmeyi istilzam ederler. Burada bir haşiye vardı. Orayı okuyalım tekrar. Evet, subuti bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar etmenin gayet müşkül olduğu şu temsilden görünür. Şöyle ki biri dese meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe küreye arz üzerinde vardır. Dünya üzerinde Hindistan bahçesi, Hindistan cevizi bahçesi diye bir bahçe vardır dese birisi.
diğeri dese yoktur. İspat eden yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını ispat eder. Bir emaresini, bir resmini, bir fotoğrafını, bir örneğini getirse davası ispat olur. Ben Hindistan cevizi diye bir şey var dedim. Aha işte numunesi. İspat etti davasını, bir numunesini göstermekle. İnkar eden adam nefyini, yani inkarını ispat etmek için bütün küreye arzı görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Hindistan cevizi diye bir şey yoktur diyen adam ne yapar, nasıl ispat eder davasını? Ancak diyebilir ki bütün dünyayı gezdim, dolaştım, gezmediğim, ayağımı basmadım, haberini almadığım yer kalmadı. Hepsinde gördüğüm böyle bir şey yoktur. Ancak böyle ispat edebilir. Bak, ispat etmek müspette çok kolay. Örneğini gösterince iş bitiyor. Ama inkarda bütün şeyi dolaşmanız lazım. Mesela işte ben filancanın bana şöyle dediğini nakletsem, onun öyle dediğini doğrulayan bir ses kaydı dinlersem tamam, ispat etmiş olurum. Ama başka birisi onun öyle bir şey bana söylemediğini iddia etse, bu sefer sanki bütün anlarda onunla benim beraber olduğum bütün anlarda benim yanımda olacak, her sözümüz dinliyor olacak, ancak öyle diyebilir. Hani bunu neyle ispat edebilirsin? İspat edemezsin ki. Dedi kardeşim, kenara çekti söyledi, sen nereden biliyorsun? Sen yanımızda mıydın derim, işin içinden çıkarım ben. Yanımızda değilse her zaman onun da bu boşluğu dolduramadığını görürüz. Evet, aynen öyle de cenneti ihbar edenler yüz binler tereşühatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden kat-ı nazar, iki şahidi sadıkın sübutuna şehadetleri kafi gelirken, onu inkar eden hadsiz bir kainatı, hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eledikten sonra inkarını ispat edebilir, ademini yani yokluğunu gösterebilir. Evet, dediğimiz gibi. İşte ey ihtiyar kardeşler, imanı ahiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız. Ahirete dair bu kadar delil var, emare var, işaret var. Buna karşın yokluğunu söyleyen sonsuzluğun tamamını görmüş olmalı ki bunu inkar etsin. Daha bir an sonrasını bilmeyen insan ahirete nasıl, neyine güvenip inkar edebilir? Bak, daha bir an sonrasında ne olacağını bilmiyorsun. Ben şu an burada oturuyorum. 5 dakika sonra bu odadan kalkınca ne olacağını biliyor muyum? Bilmiyorum. Haşa sümme haşa, benim gibi birisinin, sınırlı bir beşerin, bir ateistin, bir deistin veya başka bir akide sahibinin ahiret yoktur demesinde bir güç var mı? Ya 5 dakika sonra ne olacağını bilmiyorsun. Senin geleceğe dair bir şeyin yok ki kesin bilgin. Bununla ahiret olmayacaktır, yoktur, yaratılmayacaktır gibi bir şeyi iddia edebilesin. Bütün zamanları gezmiş olman, bütün sonsuzluğu bilmiş olman lazım ki senin ancak oradan diyebilesin ahiret yoktur. Halbuki senin ilmine göre, iradene göre, senin kafana göre sonranın bilgisi yoktur. Sen böyle diyorsun ama bir de o sonraya güvenerek, olmayan bilgine güvenerek ahiret yoktur diyorsun. Bu bir çelişkidir yani. Evet arkadaşlar, vaktimiz doldu. Şurayı okuyarak metinle vedalaşalım. Burayı İnşallah Celal Şengör'ün mevzusuna değindiğim entel meseleleri, dantel çözümlerde ayrıca ele alacağım için çok durmadım. Madem Kur'an-ı Hakim'in bize verdiği en mühim bir ders imanı bil ahirettir ve o iman da bu derece kuvvetlidir, o imanda öyle bir rica ve teselli var ki 100.000 ihtiyarlık bir tek şahsa gelse bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir. Biz ihtiyarlar elhamdülillahi ala kemalil iman deyip İhtiyarlığımıza sevinmeliyiz. İnşallah Cenab-ı Hak bizi de ihtiyarlığına sevinen ihtiyarlardan eyler. Hamd eden, şükredenlerden eyler. Sağlıklı, afiyetle inşallah aczimize, fakrımıza acıyarak, bizi elden ayaktan düşürmeyerek, hizmet-i Kur'aniye'de daim ederek ihtiyarlığımızla tanıştırır. Evet arkadaşlar, Haşr Risalesi'yle vedalaşmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Başlarken çok uzun bir yolculuk demiştim. Ve elhamdülillah o uzun yolculukta hitama erdik. Bundan sonra 11. sözdeyiz. İnşallah gücümüz yettiğince bu mevzulara konuşmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak burada andığımız güzel isimler hürmetine, Habibi Edibi Aleyhisselatü Vesselam ve diğer peygamberlerin hürmetine, sıfat-ı ilahiyesi hürmetine, bizim bir kıymetimiz yok ama bu onları andığımız için, onların hürmetine, dilimize değdiği için onlar, bu ilimleri, bu konuştuklarımızı hayatımıza da aksettirsin, yaşattırsın, ihlas-ı etemle amel ettirsin. Bize bırakılırsa adam olmaz ama inşallah Cenab-ı Hak bizi
adını andığımız için, esmasını andığımız için, ondan bahsettiğimiz için adam etsin. Umudumuz odur. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahumil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.